Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 29 Ağustos 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye Temmuz'da enerjiye 5 milyar dolar ödedi. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yılın ilk 7 ayında bir önceki yıla göre %26 azalarak 41 milyar 7 milyon dolar oldu. Temmuz ayında ise bir önceki yıla göre %35 oranında azalarak 5 milyar dolara indi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Bayraktar, Türkiye'de petrol ve gaz aranmadık hiçbir yerin kalmaması gerektiğini belirterek, Van'da, Hakkari'de, Doğu ve Orta Karadeniz'de sondaj çalışmaları yapılacağını açıkladı. Chevron'da grev başlıyor, doğalgaz yükseliyor. ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki LNG ihracat tesislerinde çalışan işçiler 7 Eylül'den itibaren greve gidecekler. Grev kararı ve Norveç'in ihracatının azalmasının etkisiyle Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatı geçen hafta yaşanan %9'luk artışın ardından bugün de yükseldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatı için gösterge olan Hollanda TTF Eylül teslimi gaz fiyatı megawatt saat başına 35.48 euro seviyesine kadar yükseldi. Boru hatlarıyla petrol taşımacılığı azaldı. BOTAŞ, Türkiye'den geçen 4 boru hattıyla taşınan petrol verilerini açıkladı. Buna göre taşınan petrol Temmuz ayında bir önceki yıla göre %31 azalırken, bir önceki aya göre ise %2 arttı. Yıllık düşüşte Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından son 4 aydır petrol akışının yapılmıyor oluşu etkili oluyor. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin LPG üretimi Haziran'da bir önceki yıla göre yaklaşık %35 azalırken, LPG ithalatı yaklaşık %29 arttı. Doğalgaz ithalatı ve tüketimi azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun rakamlarına göre Türkiye'nin doğalgaz ithalatı yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yaklaşık %14 azalırken, tüketimi yaklaşık %10 azaldı. Orta Doğu Yeşil Devrimi hazırlanıyor. Hidrojenhaber.com sitesinden alınan bir habere göre, kısaca MENA olarak ifade edilen Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak temiz enerji devrimine hazırlanıyor. MENA Enerji Depolama İttifakı İcra Direktörü Aventika Sateş'e göre, bölgede kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2022 yılında 40 gigawattken 2030 yılına kadar 220 gigawata ulaşacak. Bu büyümenin öncüsü ise 2030 yılına kadar 100 gigawatt kapasiteye sahip olması beklenen Suudi Arabistan olacak. EcoGreen'in Niğde'deki güneş santrali devrede. EcoGreen Enerji, YK4 kapsamını Niğde'de hayata geçirdiği 130 megawattlık güneş enerjisi santralinin bakanlık onayını aldı. Enerjiyi depolamalı GES'ler için 4 yeni şirket kuruyor. Enerjiyi Enerji %100 bağlı ortaklığı şeklinde depolamalı elektrik üretim tesisi projeleri üzerinde çalışacak 4 yeni şirket kuruyor. Kuruluş başvuruları yapılan yeni şirketlerin depolamalı elektrik üretim tesisi projelerinin geliştirilmesi, öz kaynaklar veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşlarıyla ortak girişim projelerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmesi planlanıyor. Şirketlerin unvanları Jensan, Dilte İkihan, Ketendil Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi olacak. İzinsiz benzin istasyonuna 228 bin lira ceza. EPDK New Life Akaryakıt Limited'e Ankara Çubuk'ta lisanssız bayilik faaliyeti gösterdiği gerekçesiyle 227 bin lira idari para cezası kesti. Tesis değerleme ücretlerine %50 zam. Sermaye Piyasası Kurulu 2023 yılı gayrimenkul değerleme hizmetlerine geçerli olacak asgari ücret tarifesini güncelledi. Buna göre akaryakıt istasyonlarında değerleme hizmetleri için ödenen asgari ücretin %50 artışla 22.232 lira olmasına karar verdi. Eni Afrika'da petrol ve gaz üretimine başladı. İtalyan enerji devi Eni, ortağı Petroci Holding'le birlikte Batı Afrika ülkesi Fildişi sahili karasularında petrol ve doğalgaz üretmeye başladı. Sahada ilk aşamada üretim günde 15 bin varile kadar petrol ve günde yaklaşık 25 milyon metreküp düzeyinde gerçekleştirilecek.
Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol arz sıkıntılarına rağmen makroekonomik endişelerle durgun bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent tipi ham petrolün varili 84 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 80 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 30 Ağustos 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2443.23 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 14.15 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 0.04 dilimi için 1887.23 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.